Merhaba Pati dostum, kanalıma hoş geldin. Bugün seninle yavru kedilerin gelişim aşamalarını konuşmak istiyorum. İlk doğduklarında gözleri açık mıdır? Kulakları duyuyor mudur? Kaç gram doğarlar? Doğduklarındaki göz rengi değişir mi daha sonrasında? İdrar ve dışkılama konusunda nelere dikkat etmen gerekir? Kısacası ölmemesi için neler senin için kıymetli, bunlara değinmek istiyorum. Fakat öncelikle sana şunu hatırlatmak isterim. İlk defa bir kediye sahip oluyorsan ona sahip olamayacağını anlaman gerekir. Sen onun değil, o senin sahibindir, unutma. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kediler köpekler gibi asla sahibinin emri altına girmeyeceğini biliyorum da ondan. Ne yaparsanız yapın, ona üstünlüğünüzü asla kabul ettiremezsiniz. Gelin bu noktadaki çabalarınızın boşa gideceğini şimdiden kabul edin ve rahat edin. Pati dostum, bir kedi çiftleşip hamile kaldıktan 65 gün sonra doğum yapar. Artı eksi 3 ekleyebilirsiniz. 68 günde de 62 günde de doğum yaparsa normal aralığın içerisinde olduğunu unutmaman gerekir. Yani bu sürenin birazcık değişmesi sizi endişelendirmesin. Doğan yavru ise hem kör hem de sağır bir şekilde doğar. Yani yavru kedinin gözleri görmez, kulakları duymaz. İlk günler görme ve duyma ile alakalı çevresel hiçbir uyarana karşı tepki vermezler. Fakat bir uyaran vardır ki o istisna. Hem de viyak viyak miyavlamasına neden olan bir istisna. Pati dostum, bu anne kokusudur. Yavru kediler annesini ilk günden tanırlar ve kokusunu aldıkları anda emmek için harekete geçerler. Bu da o küçük burunlarının ilk günden açık olduğunun kanıtıdır. Gözlerinin açılması 3. günden başlar ve 13. güne kadar devam eder. Ortalama 1 hafta içerisinde yavru bir kedinin gözleri açılmış olur. 21 günlükken görme duyusu hala zayıftır. Fakat çevresel uyarılara karşı daha net bir şekilde tepkiler verdiğini görürsün. Doğduğundaki ilk göz rengi seni aldatmasın. Çünkü bütün yavru kediler ilk doğduklarında mavi göz rengine sahiptir. Zamanla bu renk değişir ya da aynı kalabilir. İşitme duyuları 1. günden itibaren gelişmeye başlar. İlk günlerde kulak kanalları kapalıdır. 5 ve 8. günlerde gelen sesleri duymaya, 14. günden sonra ise seslendiğinizde tepkiler vermeye başladığını görürsün. 4. haftaya geldiğimizde miniğin ortalıklarda zıpladığını ve koştuğunu daha net bir şekilde görürsün. Çünkü artık önünde bulunan engelleri aşabilecek yaştadır. Büyümüş de adam olmuştur. Konserve mamaları dahi yiyebilirler. Ama katı kuru mamaları yiyemezler. Katı kuru mamaları 6. haftadan sonra denemelisin. Bir yavru kedinin 5. haftaları çok tehlikelidir. Çünkü artık sizi kendisine bağlayabilecek bir yaştadır. 5 ve 7. haftalar bir kedinin sosyalleşme dönemidir. Bu dönemde bol bol oyunlar oynadığını görürsün ve size karşı ilgisinin arttığını. Artık ondan kaçışınız yoktur. Geçmiş olsun. Pati dostum, bir yavru kedi doğduğunda ortalama olarak 110 ile 120 gram arasında doğar. Annesi yanındaysa 1. haftanın sonunda 2 katı ağırlığa gelmesini bekleriz. Yani 220 gram ile 240 gram arasında değişmesi gerekir. Bu söylediğim ortalama değerlerdir. Fakat bir anne kedi 7 tane yavru doğurduysa elbette bunlardan bazılarının kilosu düşük olacaktır. Bu seni aldatmasın. Pati dostum, şimdiki söyleyeceklerimi daha dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Çünkü bu söyleyeceklerim en önemli kısımdır diyebilirim. Yavru kedilerin vücut sıcaklıkları, idrar ve dışkılama noktasında yapmanız gerekenler, vermiş olduğunuz mamanın sıcak ya da soğuk olmasına nazaran yavru kedinin vereceği tepkilerden bahsetmek istiyorum. Yeni doğmuş yavru kedilerde dikkat etmen gereken en önemli hususlardan bir tanesi vücut sıcaklığıdır. Yavru kedilerin vücut sıcaklıkları erişkinlerden daha düşüktür. Ve henüz titreme refleksleri gelişmediği için kendi vücut sıcaklıklarını artıramazlar. Bu yüzden annesine ya da dışarıdan bir ısıtıcıya ihtiyaç duyarlar. Kış şartlarında doğmuş bir yavru kedi görürsen çok dikkatli olman gerektiğini unutmaman gerekir. Birçok yavru kedi hipotermiye bağlı olarak ölmektedir. Lütfen bu konuya daha hassas bir şekilde önem gösterelim. Pati dostum,
Üşüdüğünü gördüğün yavru bir kediyi ısıtırken de dikkat etmen gereken başka bir önemli nokta daha var. Ani bir şekilde ısıtma işlemini asla yapmaman gerekir. Bir sobanın önüne ya da elektrikli bir ısıtıcının önüne yavru bir kediyi direkt bir şekilde koymaman gerekir. Üşümüş bir yavru kediyi yavaş yavaş ısıtman gerektiğini unutmamalısın. İlk bir aylık periyodun içerisinde yavru bir kedinin sindirim sistemi çok hassastır. 2 aylıktan küçük olan yavru bir kediye çok sıcak ya da çok soğuk gıdalar vermemen gerekir. Sıcak olduğunda gıdayı reddeder, yeterince beslenemez. Soğuk olduğunda ise müthiş derecede gaz yapar ve mide bağırsak yangısı çeker. Eğer ki yavru bir kediye, yani birkaç günlük kediye inek sütü verirsen laktoz intoleransına bağlı olarak ölümler şekillenebileceğini unutmaman gerekir. Pati dostum, yavru bir kedi idrar ve dışkısını da kendi başına yapamaz. Bu konuda annesi ona yardımcı olur. Annesi her emzirmeden sonra onu yalayarak hem masaj yapar hem de idrar ve dışkı çıkışına yardımcı olmuş olur. Annesiz bir yavru kediye bakıyorsanız bu annelik görevini siz yapmanız gerekir. Yoksa şişkinlikten yavruların acı acı bağırdığını duyarsın. Bu konuda bir pamuğun üzerine zeytinyağı damlatarak karın bölgesine ve anüs bölgesine masaj yaparak idrar ve dışkı çıkışına yardımcı olman gerekir. Bakın şimdi size Nurgül Hanım idrar ve dışkı çıkışının nasıl bir şekilde yapılması gerektiğini gösterecek. Pati dostum, sana yavru kediler hakkında bilgiler verdim. 2 aylık hassas dönemde nelere dikkat etmen gerektiği konusuna değinmeye çalıştım. Videoyu faydalı bulduysan paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak, hoşça kal.